Her şeyden önce şu konuda bir anlaşalım. PUBG'nin yeni güncellemesiyle eklenen o araç bir planör değil. O bir microlight. Planörlerin genellikle bir güç kaynağı olmaz. Yani bazı istisnalar dışında planörler motorsuz hava araçlarıdır. Winch sistemiyle ya da başka bir uçağın çekmesiyle havalanırlar. Ama PUBG'ye eklenen o şeyin motoru var. O bir planör değil, o bir microlight. Geride bıraktığımız aylarda PUBG'deki uçakla ilgili, bu oyunun başında atladığımız uçak C-130 ile ilgili bir video çekmiştim. Bayağı da bir ilgi çekti bu video ve öyle tahmin ediyorum ki o videoya istinaden PUBG'ye eklenen bu yeni hava aracı ile ilgili bir video çekmemi çok fazla istediniz. İşte geldim, buradayım. Biraz önce de söylediğim gibi her yerde yazılanın aksine bu bir planör değil, microlight. Genellikle 450 kilogramdan daha hafif, tek kişilik ya da çift kişilik, delta kanatlı bir hava aracıdır. Çok hafif hava aracı sınıfındadır ve genellikle sportif ya da turistik amaçlı olarak kullanılır. Kanat gövdeye tek bir noktadan bağlıdır ve ağırlık merkezi kontrolüyle kumanda edilir. 50-100 beygir arası, ortalama bir otomobil motoru kadar güçlü içten yanmalı, benzinli bir motora sahiptir. Şimdi 50-100 beygiri bir otomobil motoru olarak tanımlamama takılacak arkadaşlar olacaktır, öyle tahmin ediyorum. Hani 50-100 beygirlik araba mı kaldı gibilerinden. Ama hemen şu örneğe vermek istiyorum. Araba reisinin motoru fabrika verilerine göre 75 beygir ve bu araba 400 bin kilometrede. Bir 300 bin kilometreyi de tüplü olarak kat etti. Öyle tahmin ediyorum ki bugün dinamoya koysak 45-50 beygir civarında bir şey verecektir. Neyse, konumuz bu değil. Şunu söylemek için araya girmiştim. Genellikle nedense insanlarda şöyle bir algı var. Gördükleri her küçük uçağa ya da her küçük hava aracına planör diyorlar. Yani tabii ki sizi tenzih ediyorum, sizin dışınızda. İnsanlarda böyle yanlış bir algı var. Gördüğünüz her küçük uçak planör değildir. Lütfen demeyin. Böyle demeyin. Her şey planör demeyin. Boyutuna ve tipine göre değişmekle beraber 500-600 km menzile sahiptir microlight tipi hava araçları ve Zodiac botlu versiyonları da vardır. Seyir hızı uygun koşullarda 80 knot, yani saatte 148 km'ye kadar çıkabilir. Yine uygun koşullarda 5000 feet irtifada uçuş yapabilirler. Motor arızası durumunda süzülerek iniş yapabildikleri için son derece güvenli olarak bilinirler. Altyapı gereksinimleri de son derece düşüktür. 200-300 metre uzunluktaki herhangi bir pistten kalkış yapabilirler. Hepinizin aklından aynı şey geçiyor şu an, biliyorum. Acaba bunlardan bir tanesini alıp uçabilir miyiz? Microlight uçurabilmek için almanız gereken lisansın adı LAPL, yani Light Aircraft Pilot Lisans, yani hafif hava aracı pilot lisansıdır. Bir microlight'ı doğrudan ithal eden bir yer var mı ben de bilmiyorum ama sahibinden.com'da ikinci el microlight'lar bulmanız mümkün. Ortalama bir otomobil fiyatını alabiliyorsunuz. TC ile başlayan tescile sahip olan bu hava aracının yıllık motorlu taşıtlar vergisi ise 8300 ile 17300 TL arasında değişiyor. Bunların dışında hangarlama, bakım, yakıt gibi değişken maliyetler de var. Düşünenler varsa microlight sahibi olmak ve onu kullanmak ana hatlarıyla bu şekilde. Yani artık şu ütopyadan biraz vazgeçelim. Hani ben bir hava aracı alayım, öyle kafama göre uçayım, takılayım, işte alayım araba gibi kullanayım falan. Yani böyle bir şey yok. Bunun işte tesciliydi, lisansıydı, hangarlamasıydı, uçuş planıydı derken bir sürü teferruat. Yani artık alıp drone uçurmak için bile bir sürü kural var, prosedür var. Ve ne yazık ki bu işler biraz zor. O yüzden PUBG'de uçmaya devam. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu video vesilesiyle yeni First Class üyelerime de teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Alp Çamalan, sevgili Motun Tanhu, sevgili Mehmet Metin ve rallyvideo.com. Bu arada rallyvideo.com'un linkini açıklama kısmına da koyacağım. Oradan ziyaret edebilirsiniz. Destekleriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Siz de abone ol butonunun hemen yanında yer alan katıl butonuna tıklayarak hem ayrıcalıklardan yararlanabilir hem de bana destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Tamam, gayet güzel. Evet. Bir de şey ya, PUBG ile ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Yani hazır laf PUBG'den açılmışken, ben de PUBG oynuyorum. İsmimi de nickimi de yazarım şuraya. Kerem Gök 2M 2K şeklinde. Bulursanız beni öldürmeyin. Çünkü gerçekten yeteneksiz bir PUBG oyuncusuyum. Harbiden yeteneksizim. Abimin iddiasına göre şey, yerden silah almayı beceremiyor diyor. Ya, tabii o biraz abartıyor da, kötü bir oyuncuyum. Daha henüz şeyim yok, kilim yok. Öldüremedim kimseyi. O derece kötü bir oyuncuyum. Neyse, geçenlerde abimle birlikte PUBG oynuyoruz. Ben PUBG'de araba kullanmayı çok seviyorum. Bir tane buggy buldum. Buggy kullanmayı da ekstra seviyorum. Bir tane buggy buldum. Takılıyorum, geziyorum falan. Abimle bir tane motor buldu. O motora bindi. Pek benimle takılmak istemiyor, takım arkadaşı olmamıza rağmen. O motora bindi. Ben de buggy ile arkasından takip ediyorum. Bir alan bulduk işte. Gireceğiz, lootlayacağız falan. Neyse, bir iki bir şey aldık falan. Ben de o gün nasıl güzel ekipman doldurmuşum kendime. 6x zoom'um var. İşte ne bileyim, kaskım var, can yeleğim var, her şeyim var. İyiyim yani, böyle bayağı emek harcamışım ekipmanlarıma.
Hani birazcık oyunu oynamak istiyorum. Artık en azından böyle bir kill almak istiyorum falan. Neyse o sırada bir çatara patara çatışma sesler bir şeyler. Abim vuruldu. Yere düştü. Ve ben ne yaptım biliyor musunuz? Buggy'ye binip oradan kaçtım. Abimin yanına gidip onu kaldırmadım. Yani beni her yönümle tanıyın, her açıdan tanıyın. Ben de böyle bir adamım işte. Bu vesileyle buradan abimden çok çok özür diliyorum bu ekranlardan. Yani o an öyle olması gerekiyor. Çünkü yanına gelsem muhtemelen beni de öldüreceklerdi. O kadar emek emek topladım o ekipmanların hepsi boşa gidecekti. Ben kaçmayı tercih ettim. Hoş gerçi bir işe de yaramadı. 3-5 dakika sonra beni de serdiler yere ama. Yani şuramda yaradır öyle bir vicdan azabı çekiyorum. Öyle paylaşmak istedim sadece. PUBG'de ve yeni videolarda görüşmek üzere. Güle güle.